Sakatlıktan dönen oyuncularınız ne seviyede fit? Bu konuyla alakalı bilgilerinizi paylaşır mısınız? Milli maç arasından sonra gelen oyuncularımız çok fazla süre alamadan antrenman yapmak için. Çünkü ister istemez ligden sonraki ilk maçımıza sadece 2 gün, bu yüzden de çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Elbette ki kendilerini iyi hissediyorlar. Bu yüzden de bugünkü Almanya'da yapmış olduğumuz son antrenmanda da iyi bir kondisyon ve performans sağladılar. Yarınki maç için eğer kendisini iyi hissediyor ise takım doktorumuzun raporu doğrultusunda tekrar değerlendirme yapacağız. Çünkü yoğun bir süreç ama kısa bir süre içerisinde çalışma fırsatı oldu. Yarınki son kararımızı vereceğiz. Ben öncelikle Galatasaray maçı ile ilgili konuşmam gerekirse adım adım gitmemiz gerekiyor. Yarın Galatasaray ki kadrosu gerçekten çok güçlü oyunculardan oluşuyor. Çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Bizler kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Çünkü yeterli kalitemiz var. Gruptan çıkma anlamında yeterli gücümüz ve kalitemiz var. Bu yüzden arzumuz, amacımız gruplardan çıkmak ve en az sakat oyuncu ile maçlarımızı tamamlamak. Ancak diğer takımlarla kıyaslama anlamında ne kadar doğru bir yorum olur bilmiyorum. Ancak dediğim gibi yarınki maçımız gerçekten çok zorlu olacak. Son 2 maçta yenilmeyen bir Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. Dolayısıyla amacımız adım adım etmek. Ben öyle düşünmüyorum. Bugün tabii ki yarın itibariyle Türkiye'de oynayacağız ama diğer herhangi bir ülkede güçlü takımlara ve taraftarlara karşı mücadele ettiğimizde elbette ki grup içerisindeki mücadeleler her zaman duygusal bir komplikasyona yol açmakta. Kolay bir süreç değil. Elbette ki Galatasaray takımı çok güçlü bir takım, çok güçlü oyunculara sahip ve yarın elbet bizi çok güçlü bir mücadele bekliyor. Şampiyonlar Ligi kolay bir arena değil. Eğer burada bulunuyorsanız kulüp kültürünüzün sürekli Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde devam etmeye uygun olması gerekiyor ve Galatasaray buna çok uygun bir rakibimiz. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Elbette ich glaube, das ist auch das, was braucht und was liebt, in der absolut letzten Reihe zu spielen, in der letzten Linie zu spielen, jeden Ball im Grunde auch steil. Takım içerisinde monte ettiğimiz hücum hattlarındaki oyuncular çok güçlü. Onları hem ileri hatta hem kenardaki pozisyonlarda kullanabiliriz. Takım kadrosu olarak bununla mücadele etmek için taktiksel bağlılığa önem göstermemiz gerekiyor. Ancak son bir bilgi vermem gerekirse bazı oyuncularımız eksik, sakat olan oyuncularımızdan yoksun bir maç olacak. Ancak yerlerine oynayacak oyuncular da tabii ki onlar ellerinden gelen mücadeleyi verecektir diye inanıyorum yerine gelen oyuncular. Gerçekçi olmamız gerekirse evet birkaç hafta uzak kalacak. En iyi seviyesinde geri gelmesi için biraz zaman geçecek. Biraz Almancam var. Evet, çok iyi. Buyurun. Lütfen bekleyin. Willkommen in the Türkei. Türkiye'ye hoş geldiniz. Herhangi bir Türkçe kelime söyleyebilir misiniz? Kesinlikle Türkçe kelimesi biliyorum. Ancak bir basın toplantısında söylenmemesi gerekir. Çünkü doğru bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Çok spontan, kötü bir duruma düşmek istemiyorum. Zayıf duruma düşmek istemiyorum. Hayır, kesinlikle herhangi bir cezai şart sebebiyle yalnız antrenman yapmadı.
milli takımından, temsil ettiği milli takımdan geri geldiği için ayrı bir antrenman yapma durumu vardı. Onunla bireysel olarak görüştüm. Çok açıkçası derin konulara girmekten ziyade ki biz FC Bayern Münih takımı olarak bununla ilgili bir resmi sayfamızdan açıklama yaptık. O bizim bir oyuncumuz. Kesinlikle cezai bir durumda kalmayacaktır. Son aldığım bilgilere göre ki basın toplantısında açıklanmıştı, sakat olduğu ile ilgiliydi. Tabii ki de yarın eğer bir 30 dakika 45 dakika oynar ise elbette ki tehlikeli bir oyuncu. Gerçekten çok muazzam bir fark yaratabilecek, skoru değiştirebilecek kalitede saha içerisindeki varlığını sürdüren bir oyuncu Icardi. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi gibi mücadelede Galatasaray'ın böylesine muazzam bir oyuncuya sahip olması çok önem arz ediyor. Bizim için tabii ki de çok tehlikeli, çok agresif, çok hareketli saha içerisinde. Aynı zamanda hücumsal etkinlikleri çok iyi seviyede. Toplu ve topsuz, aynı zamanda karşı baskıları çok gerçekten maçın etkide bulunabilecek bir seviyede, çok agresif. Aynı zamanda futbola çok duygusal bir bağlanmış bir oyuncu. Kendisinde beraber çalıştığım için bunları net bir şekilde söylüyorum. Umarım ciddi bir sorun yoktur ama bana gelen bilgiler oynamayacağı konusundaydı. Söylemem gerekir ki gerçekten çok etkilendim. Galatasaray'a karşı oynadığımız maçlarda gerçekten çok etkilendim. Çünkü saha içerisinde ve birçok kulüp etkinliklerinde çok kendilerini geliştirdiler. Saha içi organizasyonları çok üst seviyede, çok agresif futbol oynuyorlar, atak futbol oynuyorlar. Elbet normalde söylemem, değerlendirmem gerekirse ben normalde kendi takımımla ilgili yorumlar yapmam çok daha doğru olur. Çünkü kendi takımımdan sorumlu olduğum için elbette rakiple ilgili bir yorum yapmam gerekirse gerçekten çok derin bir futbol anlayışına sahipler. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi de takip ediyorum. Fenerbahçe'yi ve diğer takımların maçlarını tabii ki de izliyorum. Türk futbolu gerçekten çok iyi bir gelişme içerisinde. Galatasaray çok köklü, inanılmaz seviyede Türkiye'de ve dünya çapında birbirine bağımlı, çok ateşli taraftar topluluğuna sahip bir takım. Bizler onlara karşı en iyi mücadelemizi vermek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki Galatasaray gibi bir takıma karşı olmak kolay olmayacaktır. Bu iki maçın sonucunu değerlendirmek gerekirse gerçekten çok zorlu, özellikle Düşler Rüyası'ndaki stadyumda Old Trafford'da Manchester United gibi dünya çapındaki bir takıma karşı karşılaşmayı inanılmaz bir futbol mücadelesiyle ve hak edilmiş bir şekilde aldılar. İki köklü takımın mücadelesi çok zorlu geçti. Çok agresif, çok aynı zamanda hızlı hızlı hücumlara tanıklık edilen bir maçtı. Yüksek bir seviye, Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bir seviyede oynandı. Galatasaray kendini Manchester United'e karşı oynadığı oyunla tatmin etti. İnsanları bu şekilde tatmin etti ve ispatladı. Bizler 6 puanımız var. Tabii ki de Galatasaray'a karşı galip gelmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Tercüman Süleyman'a da çok teşekkür ederim. Bir soru daha var sana. Türkçe teşekkürler nasıl söylüyorsunuz? Teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.